Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki size isim tamlaması ve sıfat tamlaması konularını işlemiştik. Şimdi ben size bunlarla ilgili biraz soru çözeceğim. Siz de bu videoyu izledikten sonra hem konuyu daha iyi anlamış olacaksınız hem de sorularınızı kolay bir şekilde çözebileceksiniz. Şimdi isim tamlaması dediğimizde arkadaşlar 4 çeşitte bakmamız gerekiyor biliyorsunuz ki. Belirtili isim tamlaması, belirtisiz, takısız ve zincirleme isim tamlaması olmak üzere. Bakalım şimdi bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde tamlayanı ve tamlananı zamir olan isim tamlaması kullanılmıştır? Hayatımda bu kadar çok lokomotifi bir arada görmedim derken burada yoktur. Meğer ne çok çeşidi varmış derken burada da yoktur. Ben eskiden onların hepsini birbirinin eşi benzeri sanırdım derken onların hepsinde hem tamlayan hem de tamlanan zamirdir. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor arkadaşlar. Geçelim ikinci sorumuza. Bu dizelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi tamlayanı düşmüş isim tamlamasına örnek olamaz? Doğuyor ömrüme bir 28 yaş güneşi, bir kuş okşar gibi sen saçlarımı okşarken, koklarım ellerini gülleri koklar gibi ben, avucundan alırım kış günü bir yaz ateşi dediğimizde arkadaşlar. Ömrüme, benim ömrümedir, tamlayanı düşmüştür. Saçlarıma, benim saçlarımdır, yine tamlayanı düşmüştür. Ellerini senin ellerinde tamlayanı düşmüştür. Ama gülleri dediğimizde buradaki i belirtme halekidir. O yüzden isim tamlamasında tamlayanı düşmemiştir. Cevabımız D şıkkı olur böylece. Üçüncü soruya baktığımızda bu dizelerde numaralanmış bölümlerin hangileri isim tamlamasıdır diye sormuş bize. Belki rüyalarındır bu taze açmış güller, bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde, bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde, rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner derken taze açmış güller arkadaşlar sıfat tamlamasıdır. O yüzden birin olduklarını eleyebiliriz. Bu yumuşak aydınlık dalların tepesinde dediğimizde yumuşak aydınlık sıfat tamlamasıdır. Dalların tepesi isim tamlamasıdır. Bitmeyen aşk türküsü kumruların sesinde dediğimizde kumruların sesi isim tamlamasıdır. Rüyası ömrümüzün çünkü eşyaya siner dediğimizde ömrümüzün rüyası yine isim tamlamasıdır. Cevabımız 3, 4, 5 E şıkkıdır bu şekilde. Gelelim dördüncü sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır diye sormuş. Zincirleme isim tamlamalarında biliyorsunuz ki en az 3 tane ismin yan yana gelmesi gerekiyor. Dünya nüfusunun yarısından fazlası yetersiz besleniyor dediğimizde burada zincirleme isim tamlaması var. Dünya nüfusunun yarısından fazlası. Dünya nüfusu, nüfusun yarısından fazlası dediğimizde arkadaşlar iki tane tamlama da ortaya çıkıyor. O yüzden cevabımız A şıkkı. Gelelim 5. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yer alan isim tamlamasının tamlayanı cümle biçimindedir diye sormuş. Kayak merkezlerine binlerce turist geliyor dediğimizde burada olmaz. Çünkü kayak merkezleri tek başına bir isim tamlaması oluşturmuş. Uludağ Bursa'nın 36 kilometre güneyidir dediğimizde Bursa'nın güneyi yine araya sıfat girmiş isim tamlaması oluyor. Gül, sevginin, zarafetin, masumiyetin sembolüdür dediğimizde burada da yok. Hikaye ve ardından ne oldu sorusuna cevaptır dediğimizde arkadaşlar ve ardından ne oldu sorusu bir isim tamlamasıdır. Ve ardından ne oldu da tamlayan cümle biçiminde oldu. O yüzden cevabımız D şıkkı. 6. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır? Tanzimat şiirinde söyleyişten çok fikir önem kazanmıştır derken burada yok. Nazım'da ve Nesir'de tasvir bu edebiyatın esasını teşkil eder derken burada da yok. Bu şairlerin ihmal ettiği ahenk Şabahattin'de önemli bir yer tutar derken burada da yoktur. Namık Kemal'deki soyut fikirler Akif'te somut bir şekil almıştır. Burada da görmüyoruz. Eski edebiyatımızda bu kadar geniş yazılmış bir manzume yoktur dediğimizde bizim eski edebiyatımız tamlayanı düşmüştür. O yüzden cevabımız E şıkkı oluyor. 7. sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması yoktur? İnsan şimdi 100 yıl önceye göre daha kısa bir süre içinde dünyayı dolaşabiliyor. Burada isim tamlaması yoktur arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor. 8. soruya bakalım şimdi. Bu parçada numaralanmış isim tamlamalarının türü sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?
Seyit Ali Reis'in Miratül Memalik adlı meşhur eserinde bir dörtlüğünü kaydettiği türkü şöyledir. Deniz üstünde yürürüz, öcümüz komaz alırız, düşmanı arar buluruz, bize Hayrettin'di derler. Barbaros'a bağlı Akdeniz'deki büyük zaferlere iştirak eden Türk denizcilerin ruhunu bu dizeler ne güzel dile getiriyor dedik. Bakalım şimdi Seyit Ali Reis'in Miratül Memalik adlı meşhur eseri dediğimizde burası arkadaşlar belirtili isim tamlaması şeklindedir. Şunları eleyebiliriz o yüzden. Evet, deniz üstünde dediğimizde arkadaşlar deniz yalın haldedir, üstü E kalmıştır o yüzden belirtisizdir. Akdeniz'deki büyük zaferlere iştirak eden Türk denizcilerin ruhu ise zincirleme isim tamlamasıdır. Türk denizcileri, denizcilerin ruhu şeklinde iki tane tamlama ortaya çıkabilir. O yüzden cevabımız B şıkkı oluyor. Dokuzuncu sorumuza baktığımızda bu parçada aşağıdakilerden hangisinin örneği vardır? Hüseyin Rahmi anlatıyor, Yusuf Razi Bey bana bir gün sen sinema makinesi gibisin demişti. Hakikaten öyleyim de 40 senelik olaylar daha dün gibi aklımdadır. Geceleri geçmiş senelerin adetlerini, usullerini, hadiselerini gözümün önünden geçirir. Koltuğumda veya yatağımda kendi kendime eğlenirim. Burada arkadaşlar tamlananın birden fazla olduğu belirtili isim tamlaması vardır. O da şurada. Geçmiş senelerin adetlerini, usullerini, hadiselerini dediğimizde senelerin tamlayandır, adetler, usuller ve hadiseler ise tamlanandır. Tamlanan birden fazla olduğu için cevabımız B şıkkı oluyor böylece. 10. sorumuza baktığımızda bu parçada numaralanmış bölümlerin hangisi isim tamlamasıdır diye soruyor bize. Az yiyerek 1 ya da 2 ayda birkaç kilo verilebilir. Ne yazık ki çoğu insan vermeleri gereken kilo miktarı 10 veya 20 olana dek ciddi bir perhize başlamıyor. Bu aşamaya gelindiğinde de bir hekime ya da bir beslenme uzmanına başvurmaktan başka yapacak bir şey kalmamış oluyor. Burada arkadaşlar birkaç kilo sıfat tamlamasıdır, çoğu insan sıfat tamlamasıdır, ciddi bir perhiz sıfat tamlaması. Bu aşama yine sıfat tamlamasıdır. Ama beslenme uzmanı dediğimizde belirtisiz isim tamlaması vardır. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. 11. sorumuza baktığımızda bu parçadan numaralanmış bölümlerden hangileri belirtisiz isim tamlamasıdır diye sormuş. Türk halk edebiyatı ile divan edebiyatı yüzyıllar boyunca birbirine komşu nehirler gibi uzanmıştır. Tanzimat edebiyatı yazarları ikisi de Türk kültürünün bağrından akan bu iki nehir arasında bir kanal açmaya çalışırlar. Nesirde bunu kısmen başarırlar. Şiirde de bazı denemeler yapılırken araya Servet Ünlü'nün edebiyatı ve estetiği girer. Baktığımızda arkadaşlar divan edebiyatının belirtisiz isim tamlaması olduğunu görüyoruz zaten. Birin olmadıklarını eleyebiliriz. İki de Tanzimat edebiyatı yazarları dediğimizde zincirleme isim tamlamasıdır. Servet Fünun edebiyatı ve estetiği dediğimizde bu da arkadaşlar belirtisiz isim tamlaması o yüzden cevabımız 1 ve 3 D şıkkı oluyor. 12. soruya geldiğimizde aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm isim tamlaması değildir? Termal turizm merkezi olan Sivas zengin su kaynaklarına sahiptir. Bu isim tamlamasıdır arkadaşlar. Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi kapılarını yerli ve yabancı turistlere açtı derken yine isim tamlaması olduğunu görüyoruz. Kalelerinin bolluğu Çanakkale'nin tarih boyu stratejik bir kent olduğunu anlatmaya yetiyor derken stratejik bir kent burada isim tamlaması değil sıfat tamlamasıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Şimdi geçiyoruz arkadaşlar sıfatlar testimize. Sıfat tamlaması testimizin birinci sorusuna bakıyoruz şimdi arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisi sadece sıfat tamlamalarından oluşmuştur? Sembolizmde gerçeklerden kaçma söz konusudur dediğimizde arkadaşlar burada isim tamlaması da vardır. Hayatı farklı algılayanların üslupları da farklı oluyor dediğimizde fiil vardır. Bu da olmaz. Tam bir denemedir, söylendim durdum adlı hikaye dediğimizde tam bir deneme sıfat tamlaması, söylendim durdum adlı hikaye yine sıfat tamlamasıdır. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki dizelerde yer alan sıfat tamlamalarının hangisi tamlayanı bir isim tamlamasından oluşmuştur demiş. Bakalım, baktıkça dertli yüzlere kalmaz sevince yer, gördükçe ağlayanları gülmek kolay değil. Burada yok. Medeniyet şimşeğinden gelir hızımız. Sorma, kimdir kanatlanmış bu genç alaylar dediğimizde burada da yok.
Alışamadım bu şehrin çiçeksiz ilkbaharına, sığmıyor başıboş gönlüm şu beton yığınlarına dediğimizde burada da yok. Ne saadet bu taraflarda her külfetten uzak, vatanın fatihi cetlerle beraber yaşamak. Cet isimdir, nasıl cet? Vatanın fatihi dediğimizde ve vatanın fatihi arkadaşlar bir isim tanımlaması oluşturur. O yüzden cevabımız D şıkkıdır burada. Üçüncü sorumuzda bu parçadan numaralanmış bölümlerden hangileri sıfat tamlamasıdır diye sormuş. Birkaç ciltle sınırlı sözcükler ve gramerler asla bir dilin kendisi değildir. Sözcükler bir dilin bütün kelimelerini içine alsa bile sonuçta bir kelimeler listesinden ibarettir. Gramerler ise bir kurallar sıralamasıdır. Bir gramerdeki söz dizimi kurallarını sayısız örneklerle zenginleştirebiliriz. İşte dil bu sayısız örneğin evrenidir. Bakalım birkaç ciltle sınırlı sözcükler ve gramerler bir sıfat tamlamasını oluşturmuş. O yüzden birin olmadıklarını eleyebiliriz arkadaşlar. Dilin kendisi isim tamlamasını oluşturur. Kelimeler listesi yine isim tamlamasını oluşturur. Sayısız örnekler dediğimizde bu sıfat tamlamasını oluşturur. O yüzden cevabımız C şıkkı oluyor. Dördüncü sorumuza bakalım. Bu parçadan numaralanmış sıfat tamlamalarının hangisinde niteleme sıfatı yoktur? Niteleme sıfatında biliyorsunuz ki isme nasıl sorusunu sormamız lazım. Karşı tepedeki ormana birbiri arkasına yıldırımlar düşüyor. İri damlalar zeytin ağaçlarının siyah yapraklarını garip tıpırtılarla oynatıyordu. Hepimiz değirmenin içine dolduk. Tavanda sallanan iki gaz lambası etrafa yarım bir aydınlık serpiyordu. Ve çarklar, taşlar, tozlu kayışlar dönüyor, dönüyordu. Burada arkadaşlar karşı tepedeki orman dediğimizde niteleme sıfatı değildir. Ama iri damlalar, siyah yapraklar, garip tıpırtılar, yarım bir aydınlık ve tozlu kayışlar hepsi nasıl sorusuna cevap verdiği için niteleme sıfatı. O yüzden cevabımız A şıkkı oluyor burada. Beşinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem isim hem sıfat tamlaması vardır diye sormuş bize. Bakalım portreler kişileri karakteristik özellikleriyle tanıtan yazılardır demiş. Burada sadece sıfat tamlaması var arkadaşlar. Hakiki insanlar kendilerini kendilerine saklayabilen insanlardır. Sıfat tamlamaları var. İnsanlık yeryüzünde yaşayanların bütününden ibarettir. İsim tamlaması var. Zeka bence iyi düşünme, iyi anlama ve iyi mukavemet gücüdür dediğimizde yine arkadaşlar burada isim tamlamalarını görüyoruz arkadaşlar. İnsana hürmeti görmek isteyen kişiler Yunus'un şiirlerini okusun dediğimizde insana hürmeti görmek isteyen kişiler sıfat tamlaması Yunus'un şiirleri isim tamlamasıdır. O yüzden cevabımız E şıkkı burada. Altıncı sorumuza gelelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur demiş. İlk İslami eserler Karahanlılar döneminde meydana getirilmiştir dediğimizde ilk İslami eserler bize sıfat tamlamasını verir arkadaşlar. Oğuz Atay'ı okurken yine hüzünlendim ve kendi kendimi eleştirmeye başladım dediğimizde burada sıfat tamlaması yoktur. O yüzden cevabımız B. Diğerlerine de bakalım. Turgut Uyar şiir beğenisine güveneceğimiz birkaç kişiden biridir. Birkaç kişi sıfat tamlaması, toplumsal değişim ve dönüşüme edebiyat cephesinden bakılmalıdır. Toplumsal değişim ve dönüşüm. Romanın bu bölümünde Batı kültürüyle yetişenler konu edinmiştir. Bu bölüm yine bize sıfat tamlamasını veriyor. Dediğimiz gibi cevabımız B. Gelelim şimdi 7. sorumuza. Bu parçadan numaralanmış cümlelerin hangisinde hem isim hem sıfat tamlaması kullanılmıştır? Selçuklular dünya tarihinde önemli bir rol üstlenmiştir. Burada arkadaşlar dünya tarihi isim tamlaması, önemli bir rol ise sıfat tamlamasıdır. İkisi de kullanıldığı için cevabımız A şıkkı. 8. sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde birden fazla tamlayanın birden fazla tamlananın nitelediği bir sıfat tamlaması kullanılmıştır? Her pencerede kırmızı toprak saksılar ve kararmış gaz sandıkları görürsünüz. Saksılarda al, beyaz, mor sardunya, küpe çiçeği ve karanfiller, gaz sandıklarında öbek öbek yeşil fesleğen ile dolu, ta köşeden bir mor salkım çardağı, altında civarın en işlek çeşmesi vardır. Bütün bunların arkasında tiyatro dekorunu andıran beyaz, uzun, ince minare dediğimizde arkadaşlar
İkinci cümlede birden fazla tamlayan ve birden fazla tamlananın olduğu sıfat tamlaması var. Al, beyaz, mor bize tamlayanları, sardunya, küpe çiçeği ve karanfiller ise tamlananları veriyor. O yüzden cevabımız B şıkkı. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Numaralanmış cümlelerin hangisinde sıfat fiille yapılan sıfat tamlaması vardır? Hasan Keyf'in büyüleyici atmosferini kelimelerle anlatmak zor dediğimizde sıfat fiil görmüyoruz. Hasan Keyif'te adeta bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz dediğimizde burada da yok. En görkemli çağını Artuklu ve Eyyubi dönemlerinde yaşamış Hasan Keyif dediğimiz burada da görmüyoruz. Artuklu Sarayı, Eyyubi camileri, medreseleriyle kendinizi geçmişte başlayan ve hala devam eden masalımsı bir dünyanın içinde buluyorsunuz. Burada var. Bir dünya isim nasıl bir dünya dediğimizde arkadaşlar kendinizi geçmişte başlayan ve devam eden masalımsı bir dünya bize cevap veriyor. Niteleme sıfatını bulmuş oluyoruz. Başlayan ve devam eden şeklinde de iki tane sıfat fiilimiz var. O yüzden cevabımız D şıkkı burada. 10. sorumuza bakalım. Bu parçada geçen aşağıdaki sözlerden hangisi bir sıfat tamlamasında yer almamıştır? Baharda zayıf, açık yeşildir. Hafif bir yel esse toprağa değecekmiş gibi yatar. Yaz ortalarında dikende önce mavi damarlar belirir. Sonra yavaş yavaş dikenin dalları, gövdesi mavileşir. Açıkça bir mavidir bu. Sonra mavi gittikçe koyulaşır. Bu en güzel mavidir. Bir tarla, uçsuz bucaksız bir ova tüm maviye boyanır. Gün batarken eğer bir yel eserse mavi dalgalanır, hışırdar, aynen deniz gibi. Gün batarken sular nasıl kızarırsa çakır dikeni tarlası da öyle kızarır. Bakalım şimdi arkadaşlar. Güzel, en güzel bir mavidir dediğimizde sıfatın içerisinde yer almış oluyor. Hafif, hafif bir yel dediğimizde yine niteleme sıfatı kurduğunu görüyoruz. Uçsuz bucaksız, uçsuz bucaksız bir ova yine niteleme sıfatıdır. Açıkça dediğimizde arkadaşlar açıkça bir mavidir bu. Yine sıfatı oluşturmuş oluyor. Ama öyle sözcüğü sıfat tamlamasında yer almamıştır. O yüzden cevabımız E şıkkıdır. 11. sorumuza geçiyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizilerek belirtilen tamlama eksik gösterilmiştir? Bakalım Servet Fünun şiiri içeriye önem veren Tanzimat şiirinden çok daha mükemmeldi. Burada arkadaşlar tamlamamız, sıfat tamlamamız içeriye önem veren Tanzimat şiiri şeklinde olması gerekir. Çünkü şiir isimdir. İçeriye önem veren Tanzimat dediğimizde burada ise arkadaşlar sıfatı bulmuş oluyoruz. Bu şekilde cevabımız A şıkkı oluyor. 12. soruda bu parçada numaralanmış cümlelerin hangilerinde isim ve sıfat tamlaması yoktur diye sormuş. Evin en güzel odası gibidir mahalle dediğimizde evin en güzel odası bize isim tamlamasını verdi. O yüzden birin olduklarını eleyebiliriz. Ben mahallede büyüdüm. Burada hem isim tamlaması hem de sıfat tamlaması yoktur arkadaşlar. Acıkınca mahallede bir kapıyı çalıp ekmek isteyebilirsiniz. Bir kapı bize sıfat tamlamasını verir. Orada herkes birbirini tanır derken burada da sıfat ya da isim tamlaması yok. Bir yerde bakkal, manav ve esnaf varsa orada yalnızlık yoktur. Bir yer yine bize sıfat tamlamasını verdi. Bu şekilde cevabımız 2 ve 4 oldu. Yani Ceyhan arkadaşlar. Evet arkadaşlar, isim tamlamalarını ve sıfat tamlamalarını bu şekilde çözüyoruz. Hepinize kolay gelsin.